Bir son dakika gelişmesinde belirtelim. Bulgaristan'da oy, sayım işlemleri başladı ve Başbakan Borisov'un lideri olduğu Avrupalı gelişim için Yurttaşlar Partisi seçimi kazandı. En azından gelen ilk sonuçlar bu yönde. Gündeme ilişkin bir başka gelişmeyi de aktarmaya devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir BD Başkanı'nı evinde ağırlayan Mahruze Keleş o söz konusu ziyareti A Haber'e anlattı. Kapım sofram herkese açık diyen Keleş 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi kullandığı ifadeyi de tekrarladı. Kete börek var ama Erdoğan'dan başkasına da oy yok dedi. Şey 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 tamam, <laughs> <laughs> 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi İstanbul Sultanbeyli'de kayda geçti bu görüntü. Mahruze Keleş, sen pazarında kendisinden oy isteyen İmamoğlu'na sana börek kete yaparım ama oy vermem demişti kere sözünü tuttu. İBB başkanını evinde ağırladı. İkramda bulundu. Gerekeni yaptım, keteler yapacağım, börekler yapacağım diyerek geldiler, ziyaretime geldiler. İBB Başkanı geçen hafta bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gitti Mahruz Keleşin evine. Kılıçdaroğlu'nu da getireceğim. Buyurun gelin dedim. Herkes dedim kapıma çok dedim. Yedi yabancı da gelse ben kimseyi reddetmem dedim. CHP eğitini evinde ağırlayan Mahruz Ekeleş daha önceki ifadesini yineledi. Kete börek var ama oy yok dedi. Kete e, börek var ile oy yok. Şimdi yine yok oy yani onlara. Onlara da anlattım rüyamı Ben Tayyip'in peşindeyim. Ölenece Taybin peşindeyim. Maruz Ekeliş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için durdurak bilmeden çalıştığını söyledi. Tayyip'i çok seviyoruz. Çalıştıklarını seveyim. Yolları görüyoruz, izleri görüyoruz. Adam yerde, yeri görü hep yaptı. Keleş, Başkan Erdoğan'ın kendisini ziyaret edecek olmasını da sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Gelsin gelsin başımın üstünde yeri var gelsin. Onu dört gözüyle bekliyorum. gelsin yani.